Merhaba, hafta biterkenle karşınızdayız. Bu haftanın gündemini yine kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı belirledi. Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında kesinleşen bir bilgi olmasa da geçen haftadan bu yana soruşturma hızla ilerledi. Bir türlü girilemeyen Suudi Başkonsolosluğu ve Başkonsolos'un konutu arandı. Olay yeri ekipleri tam teçhizatla inceleme yaptı. Deliller toplandı. İddia o ki incelemede Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair bazı deliller ele geçirildi. Ama hala Türk hükümetinden ya da Suudi hükümetinden Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair resmi bir açıklama yok. Ama bütün iddialar vahşi bir olay olduğuna işaret ediyor. Bu olay Suud Hanedanı'ndaki iç dengeleri, Suudi Arabistan ve yakın ilişkide olduğu ülkeleri olumsuz etkileyebilecek bir olay olarak ortada duruyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı'nı apar topar Riyad ve Türkiye'ye göndermesinin temel sebebi de aslında buydu. Bu anlamda çok hızlı gelişmelerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Bu yüzden programa Kaşıkçı dosyasıyla başlıyoruz. Soruşturmada geçen haftadan bu yana nasıl ilerlendi? Bunu aktararak başlamak gerekiyor. Gün gün bir gelişmeleri görelim. 14 Ekim 2018 tarihinde Amerikan Başkanı Donald Trump, burada gerçekten korkunç ve iğrenç bir şey var, eğer durum buysa ağır bir cezası olacak dedi. Suudi yetkililer daha büyük yaptırım kararıyla yanıt veririz ifadelerini kullandı. 15 Ekim 2018'de uzun süren müzakereler sonucunda Türk polisi Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdi. Olay yeri ekipleri 9 saatlik inceleme yaptı, delilleri topladı. CNN International, Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın sorgu sırasında yanlışlıkla öldürüldüğünü itiraf etmeye ve sorumluluğu üstlenmeye hazırlanıyor haberlerini geçti. El Cezire İngilizce'de başsavcılık kaynaklarına dayandırarak Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü tezini destekleyecek kanıtlara ulaşıldığını iddia etti. 16 Ekim'e gelindiğinde Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens Selman'la görüştü. Amerikan Başkanı Donald Trump, Veliaht Prens'le telefonda görüştü bu görüşmenin ardından. Selman konsoloslukta neler olduğuna dair bilgi sahibi olduğunu tamamen reddetti. Bu ifadeleri de Amerikan Başkanı Donald Trump Twitter hesabından paylaştı. CNN International, Kaşıkçı konsoloslukta öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı dedi. Wall Street Journal, Suudi suikast mi Kaşıkçı'yı konsolosun önünde önce dövdü, sonra ilaçla uyuttu. Öldürülen Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı dedi. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu 16 Ekim'de Türkiye'den ayrıldı, Riyad'a döndü. 17 Ekim'e gelindiğinde Amerikan Dışişleri Bakanı, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı o gün. Bazı kanaatlerim var ama İçişleri Bakanıyım, kanaatlerim kuvvetli ama bu yargılamanın işidir ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'a dönen İstanbul Başkonsolosu Uteybi, bu arada Riyad tarafından görevden alındı, bu duyuruldu. Yine uzun süren müzakereler sonucunda açılan Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutu da 17 Ekim günü arandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, ses ve video kaydı varsa Türkiye'den isteyeceğim, muhtemelen bu hafta bitmeden neler olduğunu öğrenmiş olacağız dedi. 18 Ekim'de CNN International önemli bir iddia ortaya attı. İddia o ki Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı Prens Selman'a "Sorumluluğu almak zorundasın, bu olay yüzünden ileride kral olman tehlikeye girecek" dedi. Aynı gün Amerikan Başkanı Donald Trump, "Bana öyle görünüyor ki Kaşıkçı öldürüldü" ifadesini kullandı. Tüm iddialar Kaşıkçı'nın vahşi bir şekilde öldürüldüğüne işaret ediyor ama hafta içinde Türk yetkililer bu iddiaları, yani Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü doğrulamadı ama yalanlamadı da. Dünyanın gözü Suud'da, hanedanın üzerinde. En çok da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'da. Zira Kaşıkçı'yı infaz için geldiği iddia edilen 15 kişilik Suudi ekibinde Veliaht Prens'e yakın bazı isimlerin olduğu ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü kesinleşirse fatura kime kesilecek? Alt kademede yer alan Suudi Arabistan'da bir gruba mı, yoksa daha yukarılarda birine mi? Bu olay basit bir adli olay değil hiç kuşkusuz. Suud'da güç dengesini değiştirebilecek kadar büyük bir olay. Zira Veliaht Prens Muhammed Bin Selman bilgim yok diyor ama dünya taht yolunda tökezledi mi diye sormaya başladı bile. Bir yorum da bu hafta en çok duyduğumuz yorumlardan biriydi. Baba kral dizginleri ele alacak, son dönemde prensleri bile tutuklattığı için hanedan içinde rahatsızlık yaratan veliaht geri plana çekilecek.
Bir başka soru, Amerikan Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner'in gücü başından bu yana destek verdikleri veliahtı korumaya yetecek mi? Suud Hanedanı'nda bundan sonra yaşanacak güç mücadelesini, hanedanın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini, Türkiye-Suud ilişkilerini, olası senaryoları sorduk. Bölgede yıllarca büyükelçilik yapmış emekli büyükelçi Mithat Rende yanıtladı. Daima fiilen yönetici birinci veliahttır. Veliaht prens yönetiyor. Nitekim 2030 yılına yönelik büyük ulusal dönüşüm programını açıklayan, Suudi Arabistan'ı 2030'dan sonra petrol dışı alanlarda da geliştirmeye çabalayan, ılımlı İslam'dan söz eden, ılımlı İslam paketini açan bütün bu projeler veliahtın projeleri. Dolayısıyla Veliaht Muhammed Bin Salman'ın babasıyla birlikte iktidara geldiğinden bu yana çabası güç konsolidasyonuydu. Kaşıkçı olayı hem babasının hem kendisinin yani kraliyetin itibarını olumsuz yönde etkileyecek. Veliaht Prens biliyorsunuz. Özellikle damadın Jared Kushner'ın yakın arkadaşı, Amerika Birleşik Devletleri hem kralı hem de oğlunu yani Prens Muhammed Bin Salman'ı itibarını kurtarma çabasında. İki hafta sonra Pompeo'nun Riyad'a gönderilmesi ardından Ankara'ya gelmesi, bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarının önemini gösteriyor. 110 milyar dolarlık silah satışı vesaire. Amerikalıların bağımsız yorumcularının iddiası şu: Suudi Arabistan esas itibariyle bize muhtaç. Başka bir yerden silah alamaz. Dolayısıyla bunu abartmayalım. Yani bunu büyük bir kazanım olarak görmeyelim. Suudi Arabistan'ın şu anda ekonomik durumu o kadar parlak değil. Dolayısıyla bir itibar kaybı var. Bunun ekonomik yansımaları da olacaktır. Suudi Arabistan dünyanın canını yakmaz. Yalnız elinde tabii bir petrol silahı var. Esas itibariyle petrol fiyatlarını Amerika daima yönetmek ister. Eskisi kadar etkili değil. Yani eskisi kadar acıtmaz küresel boyutta enerji piyasasını. Çünkü Amerika çok büyük bir üretici olarak ortaya çıktı. Petrol fiyatlarının yükselmesi tabii dünya yani global ekonomik büyümenin büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden, piyasaları olumsuz yönde etkileyeceğinden Amerika Birleşik Devletleri bunu istemez. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri çok parlak değildi son zamanlarda, özellikle Katar'la ilişkilerimiz, kuvvet konuşlandırmamız, bu uygulanan ablukaya kırma yönünde Türkiye'nin gösterdiği çaba. Bir taraftan Yemen'deki politikası, Suriye'de farklı grupların desteklenmesi, Müslüman kardeşlerle ilişkileri olumsuz yönde etkileyen önemli gelişmelerdi. Ayrıca tabii biz yani bütün Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi iyileştirmek istiyoruz. Suudi Arabistan'la da, fakat tabii yani tango yapmak için iki tarafa ihtiyaç var, iki oyuncuya. Dolayısıyla onların da siyasi iradesini göstermeleri gerekir. Merhaba, Nazlı ben. Hürsem ile mücadele ediyorum. Resimdeki Nazlı Sümer Akduar lösemi tedavisi görüyor. Bir kere yenmeyi başardım ancak hastalık iyileştikten 11 ay sonra nüksettim. Şimdi tamamen iyileşmesi için ilik nakline ihtiyaç var. Nazlı bir kampanya başlattı. Adı Hikayeme Can Ver. Bu hafta onun yaktığı ateşi ilik nakli için farkındalık yaratacak kampanyasını konuştuk. Önce bir Nazlı'ya kulak verelim. Merhaba, Nazlı ben. Lösemiyle mücadele ediyorum. Sadece kendim için değil. Yani sadece Nazlı için değil bu kampanya. Hikayeme Can Ver, Ali için, Ayşe için, belki Mehmet için, çocuğu için, genci için, yaşlısı için. Bir soru işareti vardı. Neydi bu kemik iliği nakli? Sonrasında baktım, araştırdım. Aslında Türkiye'de bununla ilgili çok büyük bir eksik olduğunu, yani devlet ve hekim anlamında, hastane anlamında değil,
gönüllü bağışçı anlamında eksik olduğunu gördüm. Gönüllü bağışçı olmayı arttırmak istedim. Yani farkındalığı, farkındalık yaratmak önemli bir şey. Hep birlikte birlik olalım, korkmayalım, gidelim güzelce ne? Türk Kızılayı, Türk kökte gidelim, kanlarımızı verelim ve birinin hayatını kurtaralım. Aslında çok basit. Vereceğiniz sadece 5 dakikanız, 3 tüp kan ve 1 imza. Nasıl bağışçı olunabildiğini bir hatırlatalım. Kızılay'ın kök hücre merkezlerinde 3 tüp kan vermek yeterli. Merkezlerin adresi www.kanver.org adresinde. 18-50 yaş arasında herkes kemik iliği donörü olabiliyor. Hepatit B ve C taşımamak, kanser veya HIV tanısına sahip olmamak gerekiyor. Verilen kanlardaki doku tipleri ilik bankasına kaydediliyor, uyum sağlanırsa hastaya nakil yapılıyor. Bu ay aynı zamanda meme kanseri farkındalık ayı. Her 8 kadından biri Türkiye'de meme kanserine yakalanıyor. Ancak gelişen tedavi yöntemleriyle meme kanseri artık ölümcül bir hastalık olmaktan çıktı. Tabii diğer kanser türlerinde henüz bu noktada değiliz. Önce bir rakamlara bakalım, sonra ilaç tedavilerinde neredeyiz bunu konuşacağız. Dünya Sağlık Örgütü 2018 rakamlarına bir bakalım. 18 milyon yeni kanser vakası görüldü. 9.6 milyon kişi kanser yüzünden hayatını kaybetti. 2008 yılında bu rakam 7.6 milyondu. Dünyadaki her 6 ölümden birinin sebebi kanser ve 2030 yılında kanser ölümlerinin %45 artacağı hesaplanıyor. Ülkeler bazında rakamlara da bakalım. 2014 yılı Dünya Sağlık Örgütü rakamlarını aktaralım. 80 milyon 810 bin nüfuslu Türkiye'de 91 bin 800 kişi hayatını kaybetti 2014 verisine göre. Oran %0.1. 143 milyonluk Rusya'da 2 milyon 210 bin kişi hayatını kaybetti. Kanserden ölüm oranı %1.5. En yüksek oranlardan biri. Almanya 82 milyon 800 bin nüfuslu, 866 bin kişi hayatını kaybetti 2014 yılında kanserden. Almanya'nın kanserden ölüm oranı da %1.04. Amerika Birleşik Devletleri 318 milyon nüfusunda 2 milyon 656 bin kişiyi 2014 yılında kanserden kaybetti. Kanserden ölüm oranı %0.8. İsrail 7 milyon 644 bin nüfusu var. 41 bin kişi hayatını kaybetti. İsrail kanserden ölüm oranlarının en az olduğu ülkelerden biri. Ölüm oranı %0.5. Kolombiya 47 milyon 704 bin nüfuslu. 202 bin kişi 2014 yılında hayatını kaybetti kanserden. Ölüm oranı ise %0.4. Artık nezle gibi, grip gibi. Pek çok kişi ya bizzat kendisi yaşıyor, kansere yakalanıyor ya da çevresinden bu hastalığı duyuyor. Sayılar artmış durumda. 10-20 yıllık tahminlere göre daha da artacak gibi görünüyor. Kanser aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış bir hastalık. O dönemden bu yana bu hastalığı yenebilmek için tıp ve ilaç dünyası çalışıyor. Ama genel algı çok da ilerleme kat edilemediği yönünde. Peki gerçekten öyle mi? Uzmanlarına sorduk. Önce Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nden Özlem Er'i dinleyelim. Eleştirilere katılmıyorum kesinlikle. 70'li yıllarda her iki kanser hastasından biri 5 yıl ya da daha uzun yaşıyordu. Bu rakamlar 2000'li yılların başına geldiğinde her 3 hastadan ikisi oldu. Yani %50'den %67'ye çıktı. Şimdi %70'lerin üzerine çıkmış durumda. Yani bu son 30 yılda alınan yol. Tabii ki daha hızlı olmasını hepimiz de arzu ediyoruz. Tabii ki hap alarak tedavi etmeyelim, hatta baştan önleyelim, aşı yapalım ve kanser hiç olmasın. Bunu arzu ediyoruz. Ama kanser dediğimiz olay tek bir hastalık değil. O yüzden tek bir çözüm olacağını da düşünmüyorum ben. Son 10 yılda üretilen kaç ilaç vardır? Dünyada 110'un üzerinde ilaç onkolojide onay aldık. Son 10 yılın en önemli iki gelişmesi çünkü immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler. Biz kişiye özel tedaviyi konuşmaya başladık son 10 yılda. Onkolojide belki en önemli gelişme bu. Kişinin özelliklerini saptıyoruz, tümörün özelliklerini saptıyoruz. Onu hedefliyoruz. O zaman hem yan etkiler daha az oluyor, hedefe yönelik tedavi diyoruz. İmmünoterapi dediğimizde daha geniş kapsamlı. Burada hemen hemen tüm tümörleri içine alıyor.
bağışıklık sistemini hedef alarak aslında vücudu kullanıyoruz burada. Vücudun asker hücrelerini eğitip tümöre saldırmasını, o aradaki bariyerin, engelin ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Son 10 yılın en önemli iki gelişmesi bu. 200'den fazla hastalık, hastalarımızı tek bir hapla da tedavi ettiğimiz oluyor. O dediğiniz şey aslında bazı kanserlerde gerçek oldu. Hangileriydi onlar? Örneğin akciğer kanserinde belli genetik değişiklikleri saptarsak, bu değişikliğe uygun ilacı vererek hap tedavisiyle kronik bir hastalık olarak tedavi edebiliyoruz. Yine melanom dediğimiz cilt kanserinde eğer BRAF dediğimiz değişiklik varsa onun da kendi hapı var. Bağırsaklarda olan bir tümör tipi. Onun bir kendi hapı var. Yıllar boyunca tek ilaçla takip edebiliyoruz. İlerleme var ama yavaş. Bunun da sebebi var. Onkolog Yavuz Dizdar'a da kulak vermek gerekiyor. Utanç içinde olduğumuzu itiraf etmek zorundayım ben kendi adıma. 30 yıl önce ben bu alana bir şekilde gönül verdiğimde 10 yıl içinde bu iş bitecek, işte 15 yıla hepsi gidecek diyen kişiler bugün aynı şeyi tekrarlıyor. 20 yıla bu iş bitecek, 20 yıla bir şey kalmayacak diye. Kanseri tamamen bitirecek bir mekanizma, bir ilaç, her şeyin devası, bütün her şeyin açıklaması, çözümü. Hayır, böyle bir arayışımız yok. Bulunsa da kullanılacağını kesinlikle zannetmiyorum. Çünkü Ar-Ge ücretlerini ilaç firmaları çok yüksek olduğunu iddia ediyorlar ve bu araştırma geliştirme maliyetinin ilacın fiyatını belirlediğini söylüyorlar. Ne kadar samimi olduklarından ben de emin değilim ama harcamalara bakıyorsunuz yıllık herhalde 100 milyar doların üzerinde bir Ar-Ge harcaması var. Buna rağmen kanser tedavisinde önemli bir gelişim var mı? Var mı toptan hastalığı bitme durumu? Hayır, yok. Birkaç hastalıkta iyi sonuçlar elde ettik. Bir lenfomalarda çok iyi sonuçlar aldık. Efendim söyleyeyim, böbrek kanseri için çok etkili, bazı lösemi türleri için çok etkili. Bunların kullanılması durumunda başka hastalıklar için de aslında etkili olabilen elimizde yeni moleküller var. Fakat ilaç endüstrisinin prensibi 10 yıllık vadelerle çalışır. Yani şu an zaten 10 yıl sonra çıkacak olan ilaç, boru hattı derler, bellidir, hattın içinde ilerlemektedir. Zaman içerisinde çok olağanüstü bir durum olursa bu gidişat değişebilir. Değişmezse eğer 10 yıl sonraki ilacı bir Ar-Ge'si, pazarlaması, insanlara benimsetilmesi, kongrelerdeki lansmanı dahil hepsi hareket olarak planlanmıştır. Şimdi orada stoktan söz etmiyoruz da bir Ar-Ge yapılmış faaliyetin semeresinin yenmesinden bahsediyoruz. Evet, orada bir stok var elimizde. Bu stokta en az 5 yıldan önce bitmez. 5 yıl sonrasının ilacı zaten bugün belli. Bunların hiçbiri erken erişimle piyasaya verilmeyecek. Ellerindeki bu yürüme hızında ilaç endüstrisi şu an akademinin, kanserle uğraşan dünyada ne kadar akademi varsa hepsinin çok ötesinde. Geçen hafta sonundan bu yana sokaktaki insanın da konuştuğu bir mesele. Futbolcu Arda Turan'la şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavga. Türkiye'de neredeyse herkes tartışmanın çıkış sebebini biliyor aslında. Bilmeyenler için kısa bir özet geçmek gerekirse, bir gece kulübünde futbolcu şarkıcının eşine "Evli olmasaydım seni kaçırmazdım" diyor ve olay kavgaya dönüşüyor. Şarkıcının burnu kırılıyor. Bununla da yetinilmiyor. Futbolcu ruhsatsız bir silahla hastaneye giderek olayı daha da büyütüyor. Artık adli süreç başladı. Savcılık Arda'nın 12,5 yıl hapsini istedi. Aslında bu ilk vukuatı değil Arda'nın. En son uçakta gazeteci dövmesiyle gündeme gelmişti. Aslında Türk futbolunun yarattığı bir markaydı Arda Turan. Kendi elleriyle kazıyarak geldi, kendi elleriyle yok etti. O markayı neden yönetemedi? Nerelerde hata yaptı sorusunu iletişimci Ali Saydam'a sorduk. Şöhret olmak ille de marka olmayı gerektirmiyor. Marka olabildiğiniz zaman işte o disiplinle donatmanız lazım. Sadece disiplin değil, şöhreti tevazuyla donatmak, başarıyı kibirden arındırmak, öfkeyi kontrol altına almak. İletişim uzmanı Ali Saydam'a göre bireysel bir markayı korumanın yolları. Bunlar yoksa o marka yok oluyor. Futbolcu Arda Turan örneğinde Saydam, bunlar olmayınca başarı ve yetenek can simidi olmuyor, diyor. Buna eskiler büyüdükçe küçülmeyi bilmek derler. Çok güçlü kişiliklerde görülür bu. Şöhretlidir fakat
çok yalın bir yaklaşım biçimi sergiler. Tevazunun ortadan kalkmasının sebebi kültür ve değerlerde olan eksiklikle söz konusu oluyor. O kültür ve değerlerin filtresinden geçirip o tevazuyla bütünlemeniz lazım. O da ancak irfanla olan bir şey yani. Buradaki sorun değerler mi, kültür mü o zaman? Bence ikisi de. Yani burada o markanın gücünü, o şöhreti kaldıramamak, markayı yönetememekle söz konusu oluyor. İkisinde de eksiklik var ama esas patlayan yer değerler yani. İşin hani zurnanın zırt dediği yer değerlerde patlıyor. Yani ortaya toplumun kabul etmediği, benimsemediği ahlaki bir sorun çıkıveriyor mesela. Siyasi iletişimde çok sık kullandığımız bir şey vardır. Hedef kitlenin kültür ve değerleriyle didişmeyeceksin. Daha çok da değerleriyle didişmeyeceksin yani. Arda Turan, 2010 yılında antrenmanda ikili mücadeleye girdiği takım arkadaşı Caner Erkin'in dudağını patlattı. 2015 yılında Atletico Madrid'de oynarken faul çalmayan hakeme kramponunu fırlattı. 2017 yılında Makedonya ile golsüz kalınan maçın ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdı. Peki geçmişteki hatalardan ders çıkarmamak marka yönetiminin neresinde? Eğer orada gereken reaksiyonu alsaydı belki bu olmazdı. Orada affedildi falan. İnsanlar çünkü toplumsal olarak yaptıkları hataların bedellerini her zaman öderler yani, faturalarını. Ödemeyenlere o fatura katlanarak geliyor bu sefer. Ali Saydam, Türkiye'de şöhretlerin kurumsal bir kadroyla çalışmadığı için de markasını yönetemediği görüşünde. Arkada bir prodüksiyon şirketi olurdu. Bu prodüksiyon şirketi o kişinin giyiminden, kuşamından, davranışından, efendim mali konularından, hukuki konularından sorumlu kadroları, iletişiminden sorumlu kadrolarıyla bir bütün olarak çalışır ve bu insanı bir prodüksiyon olarak yönetirlerdi. Yok Türkiye'de böyle bir şey. Böyle olunca o bireyin ferasetine kalıyor iş. O da eğer yeter derecede profesyonel değilse içinden geldiği gibi bazen davranabiliyor. İçinden de neyin çıkacağı bilinemiyor yani. Buradan dönebilir mi? Tekrar o markayı yeniden yaratabilir mi sizce? Mümkün değil. Vaat ve güven birlikte oluşturuyor markanın değerini. Burada vaat hala olabilir. Güven meselesi değerlerle ilgili yapılan hatalar yüzünden öyle bir sarsıntıya girer ki bir daha hiçbir zaman belinizi doğrultamazsınız güven gerektiren alanlarda. Bu hafta pek çok başka başlık da vardı. Haber turuyla devam edelim. Okullarda okutulacak mı, okutulmayacak mı? Öğrenci andı yine tartışma konusu. Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ant okuma zorunluluğunu kaldıran düzenlemesini iptal etti. Hükümet Danıştay'ı idarenin yerine geçmekle suçladı. Haftanın en acı tablosuydu. Irak'tan geldiler, Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı. Kaçakları taşıyan bir kamyon İzmir'in Menderes ilçesinde çaya uçtu. 22 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de yolcu otobüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Haftanın görüşmesi Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yerel seçimle ittifakı görüştü. 40 dakikalık görüşmede af düzenlemesi de konuşuldu. İç siyasette tartışma erken emeklilik. MHP dahil muhalefet partileri tekliflerini meclise sunmuştu. Tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. 15 Ekim kritik tarihti. Suriye'de İdlib'de silahsızlandırılmış bölge oluşturulması için kritik eşik aşıldı. Türkiye ve Rusya hafta içinde terörist ve radikal unsurların %99'unun ağır silahlarını bıraktığını ve bölgeden çekildiğini duyurdu. Bu arada dörtlü İdlib Liderler Zirvesi'nin tarihi de netleşti. 27 Ekim'de yapılacak. Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderleri İstanbul'da buluşacak. Haftanın iddiası Putin'den geldi. Suriye'de terör örgütü DAEŞ'in 700 kişiyi rehin aldığını söyledi. Putin'in iddiasına göre rehin alınanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da var. Haftayı bir kayıpla kapatıyoruz. Ara Güler, gelmiş geçmiş en büyük foto muhabirlerindendi. Onu farklı kılan çektiği fotoğraflarla anları, tarihi bugüne taşımasıydı. Aslında tarihi fotoğraf makinesiyle yazmıştı Ara Güler. Röportajlarında da hep şöyle diyordu. Ben hakikati alıyorum, zapt ediyorum, kayda geçiriyorum, tarihe mal ediyorum. Odur benim yaptığım iş. Ara Güler hep fotoğraf sanatçısı değil, foto muhabiriyim derdi. Kızardı fotoğraf sanatçısı denilmesine. Çarşamba gecesi hayatını kaybeden Ara Güler, cumartesi günü toprağa verilecek.
büyük ustaya saygıyla programı kapatıyoruz.